Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Oya. Bugün sizin çok sevdiğiniz tarzda bir video ile karşınızdayım ve Amerika'dayım. Bir önceki videolardan biliyor olabileceğiniz gibi şuralara bir yerlere de bırakırım onu. Evet arkadaşlar, üniversite için Amerika'ya geldim. Üstümde de görüyorsunuz Drexel tişörtümle beraber. Bugün Philadelphia'da otel odasından sesleniyorum size. 2 gün sonra da yurda yerleşeceğim. Ve tabii ki yurda yerleşeceğim için de alışveriş yapmam gerekti. Çünkü benim kalacağım yurdun oda arkadaşlarımla paylaştığım bir mutfak, bir banyo kısmı var. Ve bu sebepten dolayı da böyle eşyaları bölüştük. Ve mesela birimiz banyo eşyalarının bir kısmını alıyor. Birimiz mutfak eşyalarının. Hani kim neyi alabiliyorsa onları o şekilde bölüştürdük. Ve ben de onları IKEA ve Target'tan aldım. Size de göstermek istedim. Arkadaşlar, dolar beni üzüyor. Yani dolar beni üzüyor. Bu konuda videonun başından söyleyeyim. Mecburen bu parayı veriyorum. Yoksa böyle bir param olduğu ve saçmak istediğim için değil. Ama inşallah kanalımın izlenmeleri artarsa, abonelerimiz artarsa abone olmayı unutmayalım. Dolarımızı daha iyi bir şekilde, daha içimize sinerek harcayabiliriz. Teşekkürler. O zaman ilk baş size Target alışverişimi göstereceğim. Sonra da IKEA alışverişiyle devam edeceğiz. Evet, ilk olarak şöyle bir tane banyo altı düzenleyicisi aldım. Yani bunu tam olarak ne yapacağız bilmiyorum ama iki şey olabiliyor bu. Böyle iki katlı. İşte banyonun altına koyup hani iki iki bölüştürürüz arkadaşlarımla. Ve şey yaparız, yani böyle herkes kendi banyo eşyasını, ekstraları oraya koyabilir diye düşünüyorum. Yani bu listemizdeydi, bunu aldım. Arkadaşlar şimdi sakın bunu çarpmıyoruz. 25 doları aldım. Tamam, ben de çok üzülüyorum. Ama 25 dolar verdim bu düzenleyici ve siz de Türkiye'de özellikle çok uygun fiyatlı bu şekilde şeyler bulabilirsiniz. Eğer yurdunuzun ya da kaldığınız evin bir banyosu varsa bence düzen adına böyle bir şeyin kesinlikle ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Çok tatlı bir kupa aldım, yani çok güzel gerçekten. Üstünde Let the Adventure Begin yazıyor ve içi de böyle yeşil. Böyle çok tatlı bir kupa. Büyük ihtimal ben bunu oda arkadaşlarıma kullandırmam, yani kendime alırım diye düşünüyorum. Buna ne kadar vermişiz? Hemen baktım. 6-7 dolar vermişiz. Yani aslında fena değil fiyatı ve gayet kaliteli duruyor ve aynı zamanda da büyük. Yani hoşumuza giden bir kupa oldu. Arkadaşlar, bir tane spatula aldık. Çünkü spatula da listede yazıyordu. Yani bilmiyorum. Pardon. Buna 4.89 vermişiz. Gayet iyi. Buna da 6.99 vermişiz bu spatulaya. Evet, yani bu spatula ne kadar gereklidir bilmiyorum ama işte listede yazıyordu, aldık yani spatula. Burada da bir tane şeylerimiz var, şu şekilde tokalarımız, hani şu şeffaf olanlar var ya, ben bunları kullanmayı bayağı seviyorum, bileğe takmak da kolay oluyor. Buna da 3.69 vermişiz. Ve içinde sanırım 8-10 tane var yaklaşık olarak. Zaten toka dediğiniz uzun kullanılıyor ve ne yapayım yani, hani insanlar burada dolarla kazanıyor, o yüzden hani yapabileceğim bir şey yok. Tamam, ilk poşetimiz buydu. Şimdi Target alışverişimize devam ediyorum. Sonra arkadaşlar ne aldık biliyor musunuz? Bir pişirme kağıdı. Yani şu şekilde normal, hani marketten aldığınız bir pişirme kağıdı aldık. İşte fırında, mikrodalgada falan kullanabiliriz diye. Buna ne kadar verdiğimizi de bulacağım şimdi. Bulamadım arkadaşlar ama pişirme kağıdı. Bence fiyatı boş verin, yani çok önemli değildir. Bizim yurdumuzda işte mutfak falan var dedim. Ama bir bulaşık makinesi yok ve bulaşık makinesi olmadığı için de yani kullandığımız şeyi direkt olarak ıslak bir şekilde yerine kaldıramayacağımız için bir tane böyle kurutma aparatı aldık. Yani bulaşık kurutucu. Bakın şimdi göstereceğim, anlayacaksınız. Yani bulaşıkları şu şekilde koyacağız. Şuraya da şeyleri falan, işte deterjanları. Yani bence hoş bir aparat ve çok işimizi göreceğini düşünüyorum. Buna 10 dolar vermişiz. Bence gayet makul fiyatlar. Yani TL'ye dönüştürdüğünde bile o kadar pahalı oluyor mu bilmiyorum. Neyse, dönüştürmüyoruz TL'yi. Gerek yok. Aldıklarımız Target'tan bu kadardı. Ve bence gayet güzel bir alışveriş oldu. Yani zaten almam gerekiyordu. O yüzden yani iyiydi. Şimdi IKEA'yla devam ediyoruz.
İki afişimi ve torbalarımı alıp hemen geldim. İki alışverişimize devam ediyoruz. Yani şöyle bir fiş var. Yani o yüzden birazcık göstereceğim. Çünkü yorgan, yastık, her şeyi Ikea'dan almak zorunda kaldık o yüzden. O zaman yorgan, yastık demişken ilk olarak şu şekilde bir yastık aldık. Bunu göstermek istiyorum. Yani normal yastığa ihtiyacım var. Yurda gidiyoruz. O yüzden bir yastık aldık. Hemen bunun fiyatını buradan bulacağım. Bu yastığa arkadaşlar 17.99 dolar vermişiz. Şöyle güzel, yani iki anlamalı, kaliteli ve hoş bir yastık. Yani şimdi uykum geldi bu yastığa şey yapınca. Neyse, evet, yastığımız var. İlk olarak buydu. Sonra ikinci olarak arkadaşlar, buna çok ihtiyacım vardı. Ve ben bunu bir önceki yurdumda kullanmamıştım ama şimdi kesinlikle ihtiyacım olacağını düşündüğüm için bir ayna aldık arkadaşlar. Bakın, kendinizi görebilirsiniz buradan. Böyle yani hoş bir ayna. Bu böyle ayaklı olarak açılabiliyor. Şimdi açıp göstermeyeceğim ama yurdumu yerleştirdikten sonra falan size gösteririm mutlaka. Bakalım buna ne kadar vermişiz. Buna da arkadaşlar 11 dolar vermişiz. Bence çok değil yani. Çok güzel bir ayna çünkü. Bayağı hoş. Arkadaşlar, daha demin demiştim ya, bu işte yurt ihtiyaçlarını bölüştürdük arkadaşlarımla diye. Bir de bana şey düşmüştü, karıştırma kapları. Yani bilmiyorum, karıştırma kapları yani. O yüzden şu şekilde ikili karıştırma kabı aldık. Böyle yani gayet hoş, güzel ve şey yani. Hani klasik karıştırma kabı yani. Bakalım bunun fiyatını bulabilecek miyim? Arkadaşlar bulamadım, yazmıyor ama yani 5 dolar tarzı bir şey verdiğimizi düşünüyorum buna da yani. Sonra arkadaşlar şu şekilde bir yorgan aldık. Benim yorganım şey diye geçiyor, böyle ne bu, yani ısıtan bir yorgan ama çok da ısıtmıyor. Yani son derece değil ama ısıtıcı bir yorgan. Bakalım buna ne kadar verdim. Bu arada çok hoş yani, güzel bir yorgan. Orada açıkları vardı çünkü onlardan bakmıştık. Buna 79.99 dolar vermişiz arkadaşlar. Canım yanmış. 79.99'luk yorganım. Teşekkür ederim. Dolar. Evet. Bir sonraki ürünümüze geçebiliriz. Sonracığıma yine tuvalet için şey aldım. Yani diş fırçamı, macunumu koymak için şu şekilde bir diş fırçalık aldım yani. Bu şekilde. Gayet güzel yani. Rengini falan görüyorsun zaten. Bunun da fiyatını bulamadım arkadaşlar ama işte yani. Sonracığıma yatak pedi aldık. Şu an yatağın üstüne sermelik. Normal bir yatak pedi yani, bir özelliği yok. Tek özelliği 24.99 dolar olmuş. Ay, sinirim bozuyor. Gerçekten alışmam lazım. Çünkü bütün hayatım boyunca çarpamam bunları. Yani burada yaşadığım süre boyunca. O yüzden 24.99 arkadaşlar. Sonra yine oda arkadaşlarımla paylaştırdığımız listeden böyle çeşitli boyutlarda plastik konteyner şey yapmıştık. Bana gelmişti yani o. O yüzden böyle çeşitli boylarda plastik şeylerimiz var. Yani yemek kapları gibi düşünün bunu, anladınız mı? Plastik böyle şey kullanıyoruz annelerimiz falan hani yemek koyarken. Ondan içinde de bayağı fazla var yani. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İçine 20 tane falan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna ne kadar vermişiz? Hemen bakıyorum. Buna hem de 5.99 vermişiz ve içinde gerçekten çok fazla var ve Ikea'nın malı kalitelidir yani. O yüzden bence buna verdiğimiz paraya değmiş. Sonracığıma böyle tatlış tatlış bir nevresim takımı aldım. Böyle bakın, çok hoşuma gitti benim. Yani en iyisi buydu. Çünkü burada üniversitelerin birçoğu açıldığı için herkes sömürmüş arkadaşlar. Yani nevresim kalmamıştı. O yüzden alabileceğim en iyi şey buydu. Yani bayağı hoş bir şey. Bakalım bunu ne kadar vermişiz. Buna 19.99 dolar vermişiz. Evet. Pardon, 17.99 dolar vermişiz. Sonracığıma şöyle askılar aldık. Bunlar tabii ki hani ihtiyacımız olacağı için, elbiselerim vesaire açacağım için. Ve hani ağır olduğu için Türkiye'den getiremedik. O yüzden
Bunları da şeyden aldım, IKEA'dan. Ve bunların fiyatına da bakıyorum hemen. Bunlara da 4.99 dolar ödemişiz. Ve son olarak alışverişimizin bence çok güzel parçaları. Böyle iki tane mug var ve gerçekten çok hoşlar. Yani şu şekilde oluyor, anladınız mı? Çünkü şu an çıkaramıyorum, o yüzden gösteremiyorum ama benim bayağı hoşuma gitti ikili ve fiyatı da gayet uygun. Çünkü ne kadar vermişiz? 4.99 vermişiz iki tane bardağı. Yani bence gayet iyi. Benim çok hoşuma giden ve içime sinen bir parça oldu. Evet arkadaşlar, alışveriş videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifli izlemişsinizdir ve yurt ihtiyaçları konusunda sizin de aklınıza bir şeyler getirebilmişimdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Daha fazla size Amerika'da nasıl alışveriş videoları çekmemi istiyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.